Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Sadakallahul azim. Abim iltifatlarda bulundu. Allah razı olsun, üstün yetini ortaya koydu. Cenab-ı Hak bu üstün niyetlere bizleri layık eylesin. Bizim Osmanlı medreselerinde sürekli kitapları okunan ve hala okunmakta olan Molla Cami diye bir zat vardır. Sultan Fatih zamanında yaşamıştır. Hacca gitti, dönüşünde Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır'dan tekrar Orta Asya'ya doğru gitmek üzereyken Sultan Fatih İstanbul'dan adam gönderdi. Hocamı alın İstanbul'a getirin. Molla Cami keşfinde Sultan Fatih'in vefat edeceğini tespit etti ve Sultan Fatih'e yönelik uzun bir Farsça şiiri var. Bir yerinde diyor ki, padişahım diyor, beni İstanbul'a davet ediyorsun, Allah razı olsun diyor. Bir sürü lütuf ve keremlerde bulundun diyor. Cenab-ı Hak gani gani razı olsun diyor. Sen gücün neyse onu ortaya koydun. Bütün izzeti ikramı diyor bana diyor hediye ettin diyor. Ben ise sana sadece sade ve küçük bir kağıtla cevap verebiliyorum. Benden bunu kabul eyle. Senin yaptığın iyiliklere karşı benim yapacağım bu iyiliğin bir kadir ve kıymeti yoktur ama padişahım, padişahım, Süleyman Aleyhisselam ateş yakacağı zaman bütün hayvanlara emir vermiş. Herkes kalıbına, cüssesine uygun ağaç toplasın. Büyükbaş hayvanlar, affedersiniz, kocaman kocaman kütükleri yuvarlaya yuvarlaya getirmişler. Bir karınca da yarım bir çekirge bacağı bulmuş, o çekirge bacağını getirmiş Süleyman Aleyhisselam'a. Süleyman Aleyhisselam'a demiş ki, padişahım, padişahım, ha bunların yaptığı iyiliğin karşısında benim getirdiğim bu yarım çekirge bacağın ne alakası var ki, kadir kıymeti var ki, ama gücüm bu kadar. Herkes gücünü ve yüreğini ortaya koymaya memurdur. Yoksa bu dinini bile İslam'ın hakkını vermek mümkün değil. Mühim olan yolunda olmaktır. Cenab-ı Hak yolunda olmaya bizleri muvaffak eylesin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu vecihle kimse fazla ibadat-ı taatla İslamiyet'in üstesinden geleceğini zannetmesin diyor. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru mektubatında bir yerde diyor ki, niye Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan sonra ümmeti Muhammed'in en eşrefi ve evdali oldu diyor. Nedir onu o yapan? Bak, namazlar var, oruçlar var, şu var, bu var, neleri var neleri. Amal-i salihada rakipsiz bir sahabe. Bize aradı işte, ibadat-ı taatı şöyle böyle vesaire. İmam-ı Rabbani buyuruyor ki, onu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yegane, mümtaz, emsalsiz yapan, hatta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beyanına binaen söylüyorum, güneş yaratıldığı andan bu ana kadar ondan daha faziletli bir insanın üzerine doğmadı diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Onu o yapan mümtaz efendim hususiyeti şuydu diyor. Oturuyordu, kalkıyordu, davayı düşünüyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem maddeten ve manen destek veriyordu. Her halükarda İslam'ın izzet ve şerefi, Kur'an'ın hakimiyeti derdiyle meşguldu. Mühim olan bu davanın sancısıyla yaşayabilmektir. O bu noktada bir numara olduğu için malıyla, canıyla bu davanın peki hizmetlerini riske ettiği için Allah Celle Celaluhu onu Peygamberimizden sonra bir numara yaptı. Buraya gelen bu insanların yegane derdi de budur. Allah bu dertten bizleri ayırmasın. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat buyurdukları zaman Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Tabakat İbni Sa'd'ın dediğine göre kendi bir bağ gibi bir yeri vardı, çiftlik gibi bir yeri vardı, oradaydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatını duyduğu zaman deli divan oldu, vuruldu, yıkıldı. Dehşetengiz bir tablo içerisinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evine geldi. Baktı ki hakikaten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem irtihal-i darında kâil idi.
ve geldi ayak tarafına geçti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ayaklarının altından öptü ve dedi ki, ya Resulallah, tıbte hayyen ve mevten buyurdu. Sen diriyken de çok güzeldin, vefat ettiğinde de çok güzelsin ya Resulallah. Arkadan azgınlar radıyallahu anh, sahabe-i kiram o kadar çok seviyorlardı ki ölmeyeceğine neredeyse kani olmuşlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh hadiseyi duydu. O da efendim sarhoş olmuş, deli olmuş gibi kendinden geçmiş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek cesedinin yanına geldi. Baktı, hakikaten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem irtihali darbaka eyledi. Ardından dışarıya çıktı. Sahabe-i kiram bitti zaten. Bitti derken yani takat yok artık. Ayakta duracak hal kalmadı sahabe-i kiramda. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh sahabe-i kirama karşı bir ateşli bir nutuk irad etti. Dedi ki, ey insanlar, kim Muhammed Mustafa'nın etine ve kemiğine iman ettiyse bilsin ki Muhammed Mustafa et ve kemik itibariyle aramızdan ayrılmıştır. Ama kim Muhammed Mustafa'nın davasına gönül verdiyse bilsin ki bu dava, bu Kur'an kıyamete kadar yaşayacaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra sahabe-i kiramın ilk yaptığı iş Kur'an-ı Kerim'in zayi olmasını önlemekti. Kur'an-ı Kerim'in cem ve tebliğini konusunda sahabe-i kiramın tartışılamayacak kadar üstün hizmeti vardı. Ben acizane, fakir bu cehaletimle dünyada yapılan iki büyük çalışmaya hayranım. Bu iki büyük çalışmanın belki üçüncüsü yoktur. Varsa da o da gene bize aittir. Dünyada yapılan en ciddi ilmi çalışma Kur'an'ın cem'idir, tertibidir. İkincisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerinin cem ve tedvinidir. Toplanması, konularına göre tasnif edilmesi. Belki ondan sonra şu da söylenebilir. Yine bu dini mübini İslam'ın, Kur'an-ı Kerim'in, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinin devam ve bekasına vesile olmak kastıyla ulemanın ortaya koymuş olduğu cehd-i gayretle üç numaralı çalışmadır. Bunun dördüncüsü asla ve kat'a yoktur. Asla ve kat'a yoktur. Asla ve kat'a yoktur. Tabakat ve Teraç'ın kitapları neler söylüyor neler. Neler söylüyor neler. Cenab-ı Hak Celle Celle okuduğumuz ayet-i kerimede inna nehnü nezzelne zikra. Muhakkak ki Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik ve inna lehu lehafizun. Onun muhafazası da bize ait diyor Allah Celle Celaluhu. Esbabı devreye koyacağım, bu Kur'an'ı ilâ yevmil kıyâme yaşatacağım diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Devlet dairelerine gittiğiniz zaman bütün çelik konstrüksiyonlu kıymetli evrakı itibaren dolaplara bakın. O dolapların üzerinde bir çift yazı var. Ne diyor? Yangında ilk kurtarılacak. Yangında ilk kurtarılacak. Yangında ilk kurtarılacak. Şu her türlü yangın peki ortalığı istila ettiği bir anda ümmeti Muhammed'in yerine getireceği birinci görev Kur'an-ı Kerim'in bekası ve muhafazasıdır. Kimse Amerika'nın Orta Doğu'da ve dünyanın değişik yörelerindeki terörüne bakıp da başka şeyleri birinci sıraya koymasın. Önce Kur'an'ın devamı ve bekası bizim temel görevimizdir. Pakistan ve Hindistan 30 sene İngilizlerin hakimiyetinde kaldı. Pakistan'a efendim İngilizler girdiği zaman ilk önce Kur'an'ı katletmekle işe başladılar. Ama ve lakin bir türlü milletin elinden Kur'an'ı alamadılar. Neticede İngiliz komutan İngiltere'deki müsteşriklere, oryantalistlere, yani İslami ilimlerde araştırma yapan uzman adamlara soruyorlar. Biz demir üzerine İlk peki katliamı Kur'an'a yaptık diyorlar. Bu kadar Kur'an'ı yaktık, yıktık. Fakat gene bu adamların elinde ayetler var diyor. Gene Kur'an'la meşgul oluyorlar. Bu işin sırrı, hikmeti nedir diye soruyor İngiltere'ye. İngiltere'deki müsteşriklerin verdiği cevap şu. Boşuna Kur'an katletmekle uğraşmayın diyor. Çünkü Müslümanlarda hafızlık diye bir müessese vardır. Bu müessesede kurum devam ettiği müddetçe Kur'an'ı imha etmek mümkün değildir. Bizim ecdadın efendim koca 600 yıllık Devlet-i Ali Osmaniye'nin devam ve bekasının esaslarına baktığımız zaman Kur'an'a hizmet özellikle hafızlık kurumunun
son derece kuvvetli olduğunu görüyoruz. Yahya Kemal Beyatlı, Aziz İstanbul adlı bir kitabı vardır. Orada diyor ki, Topkapı Sarayı'nı geziyorum diyor, Hırka-i Saadet'e geldim diyor. Baktım orada diyor, hafızlar diyor, Kur'an okuyor diyor. Merak ettim diyor, sordum diyor beni gezdiren kişiye. Bu ne? Dediler ki, efendim bu Yavuz Sultan Selim Han cennet mekandan bize tevarüz eder, çok iyi bir adet dedi. Devletin, milletin devamı ve bekası için burada Yavuz Sultan Selim Han 39 tane hafız tayin etti, cüz okuyorlar, 40.sı da kendisi. Dede ve dedenin tayin ettiği bütün hacegan Topkapı Sarayı'nda, Hırka-i Saadet'te Hatm-ı Kur'an'la meşgul. O zaman Yahya Kemal diyor ki, o zaman diyor ben anladım bu devletin neden bu kadar darbeye rağmen, neden bu kadar ihanetle rağmen yıkılmadığı sorusunu, ki yıllarca bunu düşündüm, o zaman anladım diyor. Bizim böyle bir gizli bir gücümüz vardır. Yapılan iş, işte öyle basitten ve sıradan bir iş değildir. Lenin ve Stalin toplam 33 milyon insan kesti Orta Asya'da. Yani yeryüzünde yürüyen Müslüman bırakmadı adi vicdansızlar. Yeşil Otta'yı bırakmadılar. Semerkant'a bir katliama girişildi. Neticede Müslümanlar yani elden ayaktan oldular. Dediler ki her şey gitti ya. Her şey gitti. Bari şu Kur'an'ı kurtaralım dediler. E ne yapalım ne edelim? Sonunda şöyle bir çareye başvurdular. Evde Kur'an okumak, okutmak, hafız yetiştirmenin imkanı yok. E peki kurs mu, medrese bunlar hayal artık. Tarlalar bile aramıyor anla. Ormanlara gidiyorlar. Şöyle kutru, çapı geniş bir ağaç buluyorlar. Baltayla, kazmayla o ağacın gövdesini oyuyorlar. İçerisine 5-10 tane talebe girecek kadar bir sınıf yapıyorlar. O ağacın karnından 70 tane hafız yetişiyor. Ağacın karnında 70 tane talebe hafızlık yapıyor. 70 tane hafızlık yapıyor. Bugün Semerkant'ta okunan Kur'an-ı Kerim o ağacın karnının içerisinde hafızlık yapan insanların sayesinde mümkün olmuştur. Yangında ilk kurtarılacak olan Kur'an'dır. 17. yüzyılda İstanbul'da nüfus bir avuçtu yani. Şimdiki gibi 15 milyonluk bir nüfus yoktu. Bir avuçtu. Ama Evliya Çelebi Siyahatname'de diyor ki 9 bin tane hafız vardı diyor. Amasya'da 3 kişi eden birisi mutlaka hafızdı. Mutlaka hafızdı. Ve Amasya'da 17. yüzyılda Reis-ül Kurra Fatıma Hatun diye bir hanımefendiydi. Kadın Anadolu'yu silkeliyor. Kadın Anadolu'yu silkeliyor. Hindistan'da Müslüman bir yörede kız var, medresede okuyor. Günde 12 saat Buhari ile uğraşıyor. 12 saat Buhari okuyor. Ben Hindistan'a gidemem ben. Ben o kızın bulunduğu yere gidemem arkadaş. Onun gezdiği topraklarda ben gezemem arkadaş. Bu nedir Allah aşkına ya? Her şey aşka dayanıyor. İbrahim Hakkı Erzurum'un Kuddisesi Ruhu buyurur ki akıl aşkın çok gerisinde kaldı. Aşk ez tefarik rahı peygamberi mal. Mal zade-i aşkıya maşkest maderi madi Mevlana. Aşkest tarik rahu peygamberi mal. Aşk bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sağla sebebe yoludur. Mal zade-i aşkıya aşk bizim anamızdır. Hayır biz aşkın çocuklarıyız. Aşkest maderi mal. Aşk bizim anamızdır. Biz o anadan başka şeyi emmedik ve emmeyiz diyor Mevlana Kuddisesi. İsrail, Filistin'i yerine bir ettiği zaman Moshe Dayan'ın Milli Savunma Bakanı olduğu dönemde Filistin'i işgal ettiği zaman ilk önce Müslümanların ellerindeki Kur'an'ı imha etmekle başladılar. Rusya'da Afganistan'ı işgal ettiği zaman ilk darbe Kur'an'a vuruldu. Neticede hatta Filipinler'de Corazon Aquino diye bir Hristiyan kadın vardı başbakan. O da Müslümanları ezerken önce Beni İsrail ile alakalı ne kadar ayetler varsa o ayetler çıkartılmış Kur'anlar basıldı. Ama tutmadı. Çünkü ortalıkta hafızlar var.
Bizim temel ve yegane düşüncemiz Kur'an-ı Kerim'in devam ve bakasıdır. Kur'an arkadan amel-i salihle perçinlenirse yıkılması mümkün değildir. Adam devlet hizmetiyle meşgul, öbür taraftan hafızı da meşgul. Selahaddin-i Ali Osman, ecdadın hali. Bizim varlık sebebimiz Allah'ın kitabıdır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sosyoloji ilmi der ki, dünyaya gelen bütün varlıklar, kendi varlık sebeplerini devam ettirmek için dünyaya gelirler. O kadar. Onun için elimizdeki Kitabullah'ın değeri ve kıymetini bilelim. Güney Afrikalı Doktor Musa diyor ki, biz diyor misyonerler, Hristiyan misyonerler Güney Afrika'ya ve Afrika'ya gelmeden önce bizim efendim memleketimizin yeraltı ve yerüstü zenginlikleri çoktu diyor. Elimizde de Kur'an vardı. Ama adamlar öyle bir tahribat yaptılar ki 50 sene sonra baktık ki ne bizim belki altın madenleri kaldı, ne yerüstü ormanlarımız, diğer tabii zenginliklerimiz kaldı, ne de elimizde Kur'an kaldı. Kur'an gitti, bir de baktık elimizde İncil kaldı. Ben şunu anlamıyorum. Bak YÖK, Adapazarı'ndaki Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin kontenjanını 20'ye düşürdü. Bu ne demektir ya? Anlamıyor musunuz ya? Şu an Eraş pozitif hafıza ve hocaya ihtiyaç var. Azdemar radıyallahu anh sahabe-i kiramı topladı. Dedi ki, ey Naz, Allah size imkan verse ne yaparsınız? Kimisi dedi ki, cihad ederiz. Tamam, güzel dedi. Sen ne yaparsın? Ben işte İslamiyet'i anlatırım. Peki, sen. Herkes bir şey söyledi. Hepiniz güzel söylediniz. Ve sahabe-i kiram, Azdemar radıyallahu anh dedi ki, sen ne yaparsın? Ya Ömer, ben adam yetiştiririm dedi. Burası mühimdir. Resul-i Ekrem Mekke'de Medine'ye geldiği zaman ilk önce cihat demedi. Önce Ashab-ı Suffe 60 metrekare yerde 70 tane sahabeyle uğraştı. Genç kızın la teşbih ve la temsil, dantel ve kırkaneviçe işlemesi gibi Resul-i Ekrem tek tek sahabeyle uğraştı. Önce adam yetişti. Bir rimaune faciası vardır. Geçer Efendimizin siretinde, Yemen'den geldi, hoca istedi. Efendimiz de şevklendi, 70 tane hafız o tarafa gönderdi, Kur'an öğretsinler diye. Neticede 70 tane hafızı tuzağa düşürdüler, hepsini öldürdüler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi dilhun oldu, ciğerleri pare pare oldu. Oy oy, ne kadar işimiz var bilseniz var ya, İngiltere'de Lockhart Kamerası'nda Lockhart Kamerası reisi biraz sonra bir sözü vardır. Diyor ki bu adamların elinden bu Kur'an'ı almadığımız müddetçe bu milletin sırtı yere gelmeyecektir. Aynı şey Çanakkale Savaşı'nda William Churchill de söylemiştir. Bu adamların elinde bu kitap olduğu müddetçe bu milletin sırtı yere gelmeyecektir. Adam barbar bağırıyor ki metrekareye 6000 tane mermi düştü. 6000 tane mermi düştü. 6000 tane mermi düştü. Dünya tarihinde böyle bir savaş yok. Adam diyor ki Tanrım diyor ya bir yol göster bize ya. Bu milleti biz nasıl yeneceğiz Allah aşkına? Tanrım ne olursun? Bana bir akıl ver, bir fikir ver. Bu millet diyor sırtı yere gelmeyecektir. Çünkü cephede bile Kur'an'la meşgul olan bir milleti yenmek mümkün değil. Elin gavuru bile, kafiri bile işi anladı. İşi anladı. Ben şu anki ortamı belki biraz mübarek olacak ama bir yangın ortamına benzetiyorum. Ev yanarken kimse yemeğimi yiyeyim, çayımı içeyim, şunu yapayım, bunu yapayım da yangından can kurtarırım, mal kurtarırım demez. Tamam mı? Sağa solu yansa bile yangına dalar, mutlaka oradan bir şey kurtarmak ister. Şu an bu ortam yaşanıyor. Hacı Cemal Efendi, Allah gani gani rahmet eylesin, Beşiktaş vaizi, Fatih Camisi'nde öğle namazından sonra vaaz etti, aşağı indi. Bütün cemaat elini öpüp duasını almak istedi. En son bir delikanlı geldi, böyle bir gariban bir delikanlı. Dediler ki, hocam elinizi öpeyim, öptü.
Hacı Cemal Efendi ki evladım dedi, sen gurbetçiye benziyorsun dedi. Evet hocam ben gurbetçiyim dedi. Niye geldin buraya dedi, okumaya geldim dedi. İyi. Peki nerede kalıyorsun dedi, Süleymaniye Camisi'nde kalıyorum dedi. Oğlum camide nerede kalacaksın dedi. Her gün jandarma da orayı araştırıyor, taraştırıyor dedi vesaire. Efendim dedi, tabutlukta kalıyorum dedi. Ne? Tabutlukta kalıyorum dedi. Yatağın yorganın var mı dedi. Yorganın var, yatağım yok. Nasıl yapıyorsun dedi. Hocam dedi, yorganın bir tarafını tabutun içine seriyorum dedi. Öbür tarafını da üzerime alıyorum. Kapağı da üzerime çektim mi, jandarmalar geliyor bakıyorlar. Burada bir şey yok, adam yok. O şekilde dedi işte, yatıyorum kalkıyorum gizli gizli o gidiyorum hocadan ders alıyorum deyince Hacı Cemal Efendi'nin dizlerinin bağı çözüldü. Bu kitap bize bir eli yağda bir eli balda adamlarla gelmedi. Böyle geldi. Bir arkadaşım var diyor ki hocam benim dedem diyor ağacın üzerindeyken hafızlığını bitirdi diyor. Ofta. Nasıl oldu? Bizim köy her gün jandarma tarafından basılırdı dedi. Yani mümkün değil. Yer üstünde hafızlık mümkün değil. Kur'an mümkün değil. Evin önünde bir tane kara ağaç var. O da kurumuş. Dedem dedi oraya dedi bir asma dikti de ağacın dibine. Asmaya da iyi baktı. Neticede bütün ağaç oldu üzüm ağacı. Tepeye 3-4 tane tahta çekti, çattı. Hoca geldiği zaman her gün önden hoca arkadan dedem çıkardı ve cüzünü ağacın tepesinde okurdu. Benim dedem hafızlığı kara ağacın tepesinde bitirdi. Burası bir destan, gider de gider, gider de gider, gider de gider. Bu doğrultuda bu işi ciddiye almanın zamanı bile geçti desek mübalağa etmiş olmayız. Allah Celle Celaluhu imana ve İslam'a bu işin fedailerine zevat vermesin. Ya Celle Celaluhu iman ve İslam'ın ihyası ve ikamesi uğrunda hepimizi Kur'an-ı Kerim'e hadim eylesin. Allah'lı Efe ne güzel söyledi. Bir selam gönderdim merdi merdane, merhaba efendim lali dürdane, burcu hidayette güneş görenler, kurban olur muallimi Kur'an'e. Ne renklere düştü bu devri zaman, kalmadı bir yerde bir darul eman. Her kimde var ise vallahi iman, kurban olur muallimi Kur'an'e. Ümmeti Muhammed hamimi Kur'an, Hazreti Kur'an'dır imane derman. Ümmeti Muhammed hamili iman, Hazreti Kur'an'dır imane derman. Hazreti Kur'an'dır imane derman. Her kim ister ise Rıza-i Rahman, kurban olur muallimi Kur'an'e. Sirac-ı Neyyir ehli imandır, Sirac-ı Neyyir ehli imandır. Hazreti Kur'an imane dermandır. Sirac-ı Neyyir ehli imandır, Hazreti Kur'an'dır imane derman. Her kim arar ise Hazreti Kur'an, kurban olur muallimi Kur'an'e. Muallimin kahrol sitemi cane, İlmez vallahi dürr-ü mercane. Her kim aşık ise Zat-ı Subhane, kurban olur muallimi Kur'an'e. Gidiyor da gidiyor, bir sayfa daha var. Bu memlekette analar bu ağıtlarla, analar bu naz-ı niyazlarla da çocuk dünyaya getiriyorlardı. Tarlalar bile bu naz-ı niyazlarla ekiliyordu. Allah düştüğümüz yerden tekrar kalkmaya bizleri muvaffak eylesin. Allah bizden razı olsun. Biz nasıl ki eskilerden bu davayı devraldık, bizden sonrakilere de
sıhhatli bir şekilde devretmeye bizleri muvaffak eylesin. Ordu savaştayken bir şeye dikkat edecek. Ordu savaştayken bir şeye dikkat edecek. Ordu savaştayken bir şeye dikkat edecek. Ordu ne olursa olsun sancağı kaptırmayacak. Sancağı kaptırmayacak. Sancağı kaptırmayacak. Ne olursak olalım, ne olursa olalım Kur'an'ı kaptırmamalıyız. Kaptırmaktan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ümmeti Muhammed'in masumunu mahfuz eylesin.